Günaydın Kadir. Günaydın Hüseyin abi. Hüseyin abi, maruzatınızı hemen iletirseniz çok sevinirim. Zira sabah saatin 6'sı ve içeride uykum beni bekliyor. Biz kahvaltı etmek istiyoruz. Kahvaltı niye yok? Siz mi? Siz kim? Kimi kastediyorsunuz? Sevinç de ben. Hüseyin abi, canım abim. Daha kargalar kahvaltı etmeden nedir sizdeki bu kahvaltı etme merakı ya? Dün 7.30'da sorduk, kahvaltı 5.30'da 7.25 arası dedin. Öyle mi dedin? Evet, öyle dedin. Tamam Hüseyin abi. Hallederiz Hüseyin abi. Kahvaltı birazdan hazır olur Hüseyin abi. Hallederiz. Hizmetinden hiç memnun değilim. Haberin olsun Kadir. Kimmiş o Kadir? Hüseyin abi. Ya bu yaşlı insanlara böyle mi olur Hülya? Senin annenle baban da öyle. Sabahın köründe uyanıyorlar ya. Canım az zamanları kaldı ya. Günler boşa geçmesin diye herhalde. İyi de kardeşim. Sen 60 sene uyu uyu uyu, son 5-10 seneye gelince erkenden kalk milleti uyandır. Olacak şey mi ya? Yaşlanırken bana mı sordu bunlar? Neyse, Hülya, hadi sen kahvaltıyı hazırla hayatım, ben biraz daha kestireyim, tamam mı? Hayır Kadir! Of! Kadir! Ne oldu Hüseyin? Ya hallederiz diyor ama her gün kahvaltı saatini değiştiriyor. Antalya'ya bizim kızın yanına tatile gitseydik, her sabah 6'da pırlanta gibi kahvaltımızı yapardık. Bırak hanım, bırak. Bu gençlerin hepsi aynı. Saat 6 oldu, hala uyuyorlar. Hiç. Şu pırlanta gibi günü kaçırıyorlar yani ha. Hadi kalk da bir yürüyüş yapalım bari. Dur Hüseyin, şu sırayı döneyim, kalkarım. Yeter artık Sevinç. 45 senedir dönüyorsun dönüyorsun, hala bitmedi bu sıralar. İçime fenalık geldi vallahi. Sen de 45 senedir her sabah sinirlisin. Benim de içime fenalık geldi. Hadi Sevinç, hadi. Geldim, geldim. Her şeyin aceleci böyle. Ya Dombili. Efendim Kara Fatma. Biz niye para harcamıyoruz? Eşek gibi çalışıyoruz, ortada para yok. Haklısın kardeşim. Vallahi bu böyle gitmez. Grev yapmak lazım. Grev ne demek oluyor? Grev, işçilerin çalışmayı durdurması demek. Yani patrona posta koyması demek. Mektup mu yazacağız? Ne mektubu? Posta dedim. Posta koymak, yani çalışmayarak patronu yola getirmek demek. Tamam o zaman, gidip posta koyalım. Koyalım, koyalım da. Bir de lokaf denen bir şey var. O ne? Patronun bize posta koyması. Ne oluyor ya, sabah sabah niye susmuyor bu kapı hiç? Biz greve gidiyoruz patron. İyi tamam gidin ama fazla geç kalmayın, hemen gelin. Ne grevi, ne gidiyorsun, ne grevi? Evet patron, bize maaş ödeyene kadar çalışmak yok, yatmak var. Yürü Rafi gidelim. Ne diyorsunuz ha? Durun, bir yere gidemezsiniz. Alçaklar sizi, şebelek maymunları. Ya ne grevi, siz daha sendikalı bile değilsiniz. Ne grevine gidiyorsunuz? Ben adamı lockout yaparım, knockout yaparım. Gelin buraya. Kadir bağırmaz mısın lütfen? Burada uyumaya çalışıyorum. Hülya sen burada ne yapıyorsun? Niye kahvaltı hazır değil? Yarım saat önce ben de greve başladım Kadir. Hülya benim uykucu şirinim. Bari sen şey yapmasan. Kadir'cim lütfen bu sedire yaklaşma. Bu sedirde grev var. Merak etme Hande'cim. Az sonra onun kafasını ezeceğim. Bir kere ben senin Hande'cim değilim, tamam mı? Ama az sonra olacaksın. Biraz yavaş olun. Gürültü yapmayın. Eşyalarımı da kırmayın. Hülya, benim pembe kelebeğim. Hadi bana biraz yardım et. Ben sensiz ne yaparım? Kadir yeter artık. Ben yardım kuruluşumuyum da sürekli yardım yardım diyorsun. Ama Hülya, her güçlü erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Hani nerede benim arkamdaki kadın madın, ben göremiyorum. Evet, her güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır Kadir. Evet.
Ama sen Ceren'in karnesi kadar zayıfsın. O halde sen de bana bir bütünleme, bir ikmal şansı ver Hulya. Hani bu yaz aşk vardı Kadir? Var Hulya. Bu aşk bu yaza damgasını vuracak. Bu aşk bu yaza damgasını vuracak. Bu aşk bu yaza damgasını vuracak. Hiç kıvırtma Kadir. Zaten kıvırtamıyorsun. Yükselim. Gayet de iyi kıvırtıyorum. Birazdan gelir yağ çekmeye başlar. Biliyorum ya. Sakın yüz verme, tamam mı Rafi? Merak etme. Ben ne doktorlar ne mühendisler istedi. Ama ben yüz vermedim. Bu konuda güvenebilirsin beni. Evet elemanlar. Size iyi bir haberim var. Para sorunumuzu çözmüş bulunuyorum. Bahşiş kutusunu açıyoruz. Doldu mu ki bu? Dolmuştur tabii. Kaç gündür orada duruyor. Hadi ya. Dolduğundan haberim yoktu. Tabii ki doldu. İşte şimdi sıra sizin sıranızdır arkadaşlar. İşte şimdi şu an turizm sektörünün kaymağını yediğiniz andır. İşte şimdi şu an Kadir Bey Resort Otel'de çalıştığınız için göbek atacağınız andır. Yüz bin liranın yarısı bana yetmez. Bana da yetmez. Tamam arkadaşlar ya, tamam. Hallederiz. Hadi kalkın işinizin başına. Bakın müşteri hizmet bekliyor ya. Ay Hüseyin. Bilseydim Edremit'e kadar yürüyeceğini vallahi gelmezdim seninle. Bilseydim bu kadar yaşlandığını ben de çağırmazdım zaten. Hah Kadir. Efendim. Öğle yemeği hazır mı? Öğle yemeği nasıl yani? Bana bak Kadir. Yemek yok deme, bozuşuruz. Sabah kahvaltı da etmedik zaten. Kadir Bey, Kadir Bey. Öğle yemeği ne zaman çıkacak? Öğle yemeği? Yakında. Çok yakında Ramiz Bey. Çok yakında beni ilgilendirmez. Net bir saat söyle kardeşim. Net saat. Saat tam 12'de. Vallahi pırlanta gibi bir yemek bekliyorum ona göre. Ben de. Ben de pırlanta gibi bir yemek bekliyorum ama kim yapacak bu yemeği? Sağ olun, var olun çocuklar. Sizinle oynamak çok keyifliydi. Ne biçiyorsun sen kardeşim ya? Sen de kaybettin. Ben kaybettim ama benimkisi şanssızlıktı. Zar gelmedi. Sen 500 lira oynadın. Niye kapı almadın? Beceriksiz Fatma. Sensin Fatma. Kara Fatma'sı. Beceriksizsin işte. Sensin Fatma. Dön bile. Fatma. Seni yüzüne 20 milyon verin. Dön bile. Hadi alacaktık paramızı. Sen de kaybettin sen. Fatma.